Kahvaltı yapmıştık. Babamla kaldık baş başa mutfakta. Babama dedim ki bu televizyonda şehitleri görüyoruz dedim. Onlar da normal ölü dedim. Onlar da ölüyor dedim. Onlar ölmüyor dedi. Öyle düşünme dedi. Peygamber Efendimiz'den sonra gelen makam o dedi. Kimse kavuşamaz o makama dedi. Allah nasip ederse kavuşur dedi. Kardeşim 44 yaşındaydı. Benden 5-6 yaş küçüktü. Sivas Kangal Bektaş köyünde doğdu. Orada okudu ilkokulu. İstanbul'a gitti, çalıştı. Eşim de İstanbul'da ikamet ediyordu. Aynı binalarımız yan yanaydı eşimle. Orada eşim beni görmüş. Görümce mi ve eniştemi yollamıştı istetmeye. Fakat babam vermemişti, rahmetli babam. Yok öyle, yok şöyle. Biz pencereden kovduysak o kapıdan girdi. O kapıdan kovduysak pencereden girdi. O şekilde bir evliliğimiz oldu. Çok şükür. Elinden her iş gelirdi. Çok yardımsever bir insandı. Kore komşuya, köyde olsun. Televizyona kadar yapardı. Elinden öyle bir becerikli bir insandı. Eşimi ben nasıl tarif edeyim ki? Eşim çok merhametli birisiydi öncelikle. O merhameti de bize daha çok yansıtıyordu. O kadar alçak gönüllüydü ki mesela annem bulaşık yıkarken görse gider yani bulaşığını yıkardı. Babam mesela diyelim ki yani her türlü yani adam elinden gelen yardımı yapardı. Yani o kadar yani şeydi, alçak gönüllüydü. O akşam biz Halamgil'den eve geldik. Halamgil'deydik. Ben salona kuşları getirdim. Babamla kuşlarla oynadık biraz. Sonra babam çok yormayalım onları dedi. Yerine koymak için götürdüm. Arkamdan kendisi de geldi. Bana dedi ki bundan sonra bu kuşlar sana emanet dedi. Ya ben soru sordum babama neden dedim. Biz onlara beraber bakacağız dedim. Bir şey demeden direkt geri salona geldi annemgilin yanına. Saat 11 idi. 11'de kardeşim telefon açtı bana. Dedi ki hani biz köyde 11'de normalde yatıyoruz. Yani köy hayatını az çok bilirsiniz. Neyse kardeşim telefon açtı dedi ki böyle böyle darbe olayı var. Yani ben inanmadım yani nasıl darbe yaparlar ya kim yapar? Darbe olmuş da bizim haberimiz yoktu. Bana mesaj geldi işte internete girdi. Sosyal medyadan öğrendim de doğruluk payı, yani yalan haber de çok fazla oluyor. Doğruluk payını öğrenmek için biz televizyonu açtık. Ben açınca babam da sesi duydu, o da geldi içeriye. Daha sonra Cumhurbaşkanı'nın tam konuştuğu sırada biz açmışız. İşte tüm halkımızı dışarı davet ediyoruz. Sessiz kalmayın işte halk gücünü göstermeli gibisinden. Biz bunu duyunca o sırada da tam kazandı anonslar yapılmaya başladı. Belediyenin önüne çağrıldı. Devletimize, milletimize ve milli iradeye karşı geçirmiş bulunan hain kardeşlerine karşı bütün halkımızı sokağa davet ediyoruz. Babam ben gideceğim dedi. Sen gideceksen ben de geliyorum o zaman dedi. Uyandırdılar beni. Ve onları izledim arkalandı. Ya kızım işte ceketini alacaktı sırtına. Onu bile sabretmedi. Yani hadi kızım gidelim kızım niye bekliyorsun? O şekilde çıktılar evden. Ve ben arkalarından sadece baka kaldım onlar.
daha sonra belediyenin önüne gittik. Belediyenin önüne gittiğimizde Akıncı üstüne gidilmesi gerekiyormuş dediler. Halkın oraya gitmesi gerekiyormuş dediler. Gittikten sonra birkaç sefer telefon görüşmemiz oldu eşimle. Belediyenin önündeyiz Dilek dedi. Kızla beraber belediyenin önünde bekliyoruz dedi. Akıncı'ya gideceğiz dedi. Ben dedim kendinize dikkat edin. O şekilde bir görüşmemiz oldu. Sonrasında Akıncı'ya gitmişlerdi. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Oraya gittik. Oraya gittik bir 10 dakika falan sonra bir uyarı ateşi açtılar. Yani halkın üzerine değil de havaya. Hani halk fazla gitti belki üstlerine gitmemek için. Daha sonra onlar uyarı ateşi açınca halk daha çok hareketlendi. Hani nasıl olur gibisinden. Onlar uyarı ateşi açtı. Biz daha çok üstlerine gitmeye başladık. Ön taraflardaydık biz. Benim kayınbiraderim Batman'da şehit oldu. Haberiniz var mı? Orada bir aradı. Dilek dedi biz şu an dedi. Bekliyoruz dedi. Karşımızda askerler var dedi. O şekilde bekliyoruz. Ama kafadırken de dedi ki hiç beni bizi bekleme. Geç mi geliriz, erken mi geliriz belli olmaz bizim saatimiz dedi. Bekliyoruz şu an dedi. Maksadımız uçakları kaldırmamak dedi. Kafadırken de hakkını helal et dedi ve benim içimden hiç çıkmıyor. Sürekli İstiklal Marşı okuyorlar çünkü halkı dizginlendirmek için üstlerine gittikçe sürekli İstiklal Marşı okuyorlar. Dursun, sakinleşsin, hani üstümüze gelmesin gibisinden. İstiklal Marşı'na duyduğumuz saygıyı kullanıyorlar bir nevi. İşte tek bir getiriyoruz falan. Sürekli konuşma, diyalog oluyor askerlerle vatandaşlar arasında. Bir tane asker diz çöktü. Biz yani son çareydi onlar için. O öyle yapınca zaten hepsi bir anda ateş açmaya başladılar. Yaylım ateşi. Daha sonra işte biz koşmaya başladık. Ben babamın önündeydim. Koşarken arka tarafına geliyorum. Arkaya kaçmak için, ateşten uzaklaşmak için. Koştuktan sonra elimden tuttu. Ben onun arkasında kalıyordum. Yani direkt bana geliyordu. Kurşun ona gelmesin diye babası kızıma siper olmuş. Gözümün önünden gitmiyor. Resmen vatanını korumak için gitti oraya. Kızının gözünün önünde vurdular kardeşimi. Zaten o sırada kurşun gelmiş. Orada şehit olmuş. Ondan gelen kurşun ya da şarapnel parçaları benim gözüme ve alnıma zarar vermiş. Daha sonra onun etkisiyle ben oradan uzaklaşmışım. Sürekli babamı arama derdindeyim zaten. Kendimi düşündüğüm yok. Saat yaklaşık 5 sıralarındaydı. Kızım aradı. O da beraberinde gittiği için. Anne dedi ben iyiyim ama babamı bulamıyorum dedi. Hastanedeyim ben dedi. Sonrasında amcasını bulmuş. Yeğenime sarıldım. Babam yok amca dedi. Hastaneye gittik. Orada da ambulanslara saldırıyor çocuk. Burada akrabalarımızdan telefon geldi. Gel dedi falan. Yeğenimin yanında söylemek istemedim. Ne oldu? Kaybettik dedi. Çıktık buraya geldik. İnanmak istemedim tabii. Görene kadar inanmadım. Gittim. Sarıldım. Gülüyordu.
Güler gibi duruyordu böyle. Sarıldım, mis gibi kokuyordu. Gittim ben eşimi görmeye, yüzünü gördüm. Yüzünde öyle bir gülümseme vardı ki yani böyle anlatamam. Bütün dişler hep gözüküyordu. O şekilde dişleriydi. Çok güzel kokuyordu. Ölümle gurur duyulmaz. Yani üzücü bir olaydır. Fakat çok gurur duyuyorum. İyi ki de şehit olmuş. Rabbim bizlere de bu toprak, bu bayrak, bu millet için şehit olmayı nasip et. İnşallah. Cenazesi çok insan vardı. Çok aşırı kalabalıktı. Yani böyle tahmin bile edemezsin. Sanki böyle evden bir gelin çıkardırsın da konvoy oluştururlar ya, o şekilde konvoy oluşturmuşlardı. Kazanın hep bütün halkı gelmişti. Allah razı olsun hepsinden de. Çok aşırı kalabalıktı. Bazen diyoruz kendi kendimize çocuklarla konuşurken, acaba söylesek inanır mı ki bize diyoruz. Yani sen görsen bu şekilde kalabalığını derdi herhalde, benim cenazeme 2-3 kişi ancak gelir yani, bu kadar insan gelmez. Ben babamın baba olarak değil de daha çok abi olarak, kardeş. Ya mesela anneme paylaşamadığım şeyleri babamla paylaşabiliyordum. Çünkü daha çok alttan alıyordu. Ya anneme söyleyemediğim birçok şeyi söylüyordum babama. Ya her şeyde yardımcı oluyordu bana. Ya o gidince bir düşüş yaşadım. Bir tarafım kırıldı. Şimdi bir Hasan gittiyse, Hasan Yılmaz, arkasından Hasan Yılmazlar çok yetişiyor. Hiç kimse bu devleti yıkamaz. Hiç kimse aklından geçirmesin. İnan ki biz abimizi şehit verdik. Yani bunu ben şey olarak da söylemeyeyim, siyasi anlamda da söylemeyeyim, bir vatansever olarak söylüyorum. Gerçekten yani kanımın son damlasına kadar şu an deseler, şu an gider, alnımın teriyle yani bayrağımı tutarım. Şehit düşene kadar da bırakmam yani. Onu bilsinler yani. Kesinlikle yani. Bu vatan sağ olsun. Kardeşim mekanı cennet olsun. Bütün şehitlerimizle beraber. Bizim kahramanımız da kardeşim Hasan Yılmaz. Bazen gidiyoruz, şehit ailelerine beraber bir araya geliyoruz. Onlarla acılarımızı paylaşıyoruz beraberinde. Onlar hep alnını dik tutsunlar. Bizim halkımız o kadar inançlı, o kadar yani vatansever bir halk ki yani bırak yani birilerinin bizim vatana zarar vermesi yani kenarından bile geçemez. Yani ben inan ki bu ışığı bu halkta görüyorum yani. Değil o kadar şehit yani yüzlerce, hatta hepimiz şehit olsak bence bu toprak bu millet için azdır. Bu bayrak için en önemlisi. Ne mutlu bize.